Canlılarda gizlenme. Doğadaki canlıların her biri içinde yaşadığı ortamın şartlarına göre farklı özelliklere sahiptir. Bazı canlılar kamuflaj teknikleriyle kendilerini gizlerler. Yani içinde yaşadığı ortamın renklerine ve desenlerine uygun görünümleriyle yaşadıkları ortamdan ayırt edilemezler. Bazı canlılar rol yapar. Bazıları ise akılcı taktiklere başvurur. Şimdi hep birlikte canlıların bu ilginç özelliklerini izleyelim ve Allah'ın doğadaki yaratma sanatının örneklerini görelim. Kamuflaj. Arkadaşlar, birazdan izleyeceğiniz görüntülere dikkatlice bakın. Bakalım burada saklanan canlıları fark edebilecek misiniz? Biraz zorlandınız galiba. Şimdi birlikte bakalım. İşte beyaz bir örümcek. Dal gibi duran bir yılan. Kuru yapraklar arasında saklanmış bir kurbağa. Tüm bunlar doğadaki kamuflajın ilginç örnekleridir. Ve bize kamuflajın özel yaratılmış bir yöntem olduğunu göstermektedir. Bazı canlılar yaşadıkları ortamın yaygın bitki örtüsüne uygun renk ve desenlere sahiptir. Örneğin sararmış otların arasında gizlenen bir kaplanı fark edebilmek çok güçtür. Aslanlar da yaşadıkları bozkırların renginde yaratılmıştır. Bu sayede kuru otların arasında kolayca gizlenirler. Kamuflaj yönteminin bazı ustaları ise dünyanın en soğuk topraklarında kutuplara yakın bölgelerde yaşar. Kutup kuşları. Mevsim sonbahar. Üzerine kar yağmış kayalık bir alan. Burada gizlenmiş iki kutup kuşu var. Onları görebiliyor musunuz? İşte buradalar. Yaşadıkları doğal ortamlarında onları fark edebilmek neredeyse imkansız. Çünkü tüylerinde doğal zemini taklit eden mükemmel bir kamuflaj var. Şimdi biraz daha dikkatli bakalım. Kar tabakasıyla kuşun beyaz tüyleri birbirlerinin kopyası. Karların arasında kalan toprak deseni de kuşun tüylerinin üzerine özenle çizilmiş. Zemin ve kuşun görünümü birbirinin aynı. Ayırt edebilmek neredeyse imkansız. Mevsim kış. Her yer kar altında.
kutup kuşlarının vücutlarında mucizevi bir değişim var. Koyu renkli tüylerin hepsi yok olmuş. Karların arasında bembeyaz kuşu fark etmek yine imkansız gibi. Kuşun bu işten hiçbir haberi yok. Ama vücudu yine mükemmel şekilde kamufle ediliyor. Gözünü çevreleyen siyah tüylerse kardan yansıyan ışınlar yüzünden kör olmasını engelliyor. Mevsim ilkbahar. Karlar erimeye başlamış. Eriyen karların arasında bitkiler yeşeriyor. Kutup kuşunun tüylerinin arasında ise yeşeren bitkilerin renginde yeni tüyler çıkmış. Mevsim yaz. Karlar tamamen erimiş. Bitki örtüsü yeşermiş. Kutup kuşu ise yine olağanüstü bir kamuflaj sergiliyor. Dikkat ederseniz kutup kuşunda yine planlı bir değişim yaşanmış. Vücudu bitki örtüsünün deseninde tüylerle kaplı. Otların arasında onu görebilmek yine neredeyse imkansız. Tüm bu harika kamuflaj gösterisi üzerinde biraz düşünelim. Kutup kuşu tüylerinin rengini ortama göre kendisi ayarlayamaz. Sahip olduğu kamuflajın ne işe yaradığını bilecek bir akla dahi sahip değildir. O halde bu kuşa olağanüstü kamuflaj yeteneğini veren kimdir? Mevsimine göre kutup kuşunun sahip olması gereken kamuflajı kim bilmektedir? Çevrenin renk ve desenini kuşun tüylerinin üzerine adeta bir ressam gibi kim çizmiştir? Bu sorular bizi tek bir cevaba götürür arkadaşlar. Kutup kuşunu Allah yaratmıştır ve sahip olduğu özellikleri de ona Allah vermiştir. Çeşitli kamuflaj örnekleri. Kamuflaj yapan canlılar sadece karada yaşamazlar. Denizlerde de onları bulmak mümkündür. Bakın, bu balık ilk bakışta bir yosunun içine saklanmış gibi duruyor. Oysa biraz uzaktan baktığımızda gerçek ortaya çıkıyor. Karşımızdaki bir yosun değil, yosun biçiminde yaratılmış bir deniz atı. İlk bakışta bir deniz süngeri gibi görünen bu canlı ise aslında bir balık. Bu dalın üzerinde iki çıkıntı var. Oysa aslında biri kamufle olmuş bir örümcek. Bir tehlike anında tekrar kendini kamufle eden örümcek, gerçek dal çıkıntısından kesinlikle ayırt edilemez. Bu yaprakların arasında da gizlenen bir böcek var. İşte tam burada.
Dikkat ederseniz böceğin gövdesinin gerçek bir yapraktan hiçbir farkı yok. Yaprağın biçiminden üzerindeki damarlara kadar her detay kusursuzca yaratılmış. Bu sarı yaprakların arasında da bir başka böcek var. Şimdi onu bulmaya çalışalım. İşte kusursuzca kamufle olmuş böcek. Yaprağın üzerindeyken onu görmek neredeyse imkansız. Böceğin kanadı, sararmış bir yaprağın üzerindeki çürüklere, lekelere varıncaya kadar bütün ince ayrıntılara sahip. Bu da bir bölümü kopmuş yaprak şeklinde bir başka böcek. Şimdi bu canlılardaki kamuflaj tasarımı üzerinde biraz düşünelim. Bu canlıların düşünme yetenekleri yoktur. Hayatta kalmak için bir yaprağa benzemeleri gerektiğini bilemezler. Bilseler dahi vücutlarının üzerine yaprak şekli çizemezler. O halde canlının kanatları üzerinde yer alan ve bilinçli şekilde tasarlandığı açık olan çizim kimin eseridir? Elbette bu çizim, bu canlıyı var etmiş olan yaratıcının bir delilidir. Bu canlıyı böylesine harika bir tasarımla yaratan ve bizlere bu şekilde sanat ve kudretini tanıtan yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Dalda sallanan bu cisim, ilk bakıldığında renk ve şekil olarak tıpatıp kuru bir yaprak gibidir. Oysa gerçekte kuru bir yaprak değil, bir kelebek kozasıdır. Allah'ın kendisine verdiği bu mükemmel kamuflaj tekniği sayesinde, kozadayken hiçbir savunması olmayan tırtıl, düşmanlarına fark edilmeden gelişimini tamamlar ve yeni bir kelebek olarak yaşama adım atar. Bu beyaz örümcekse, çiçeğin beyaz kısmının tam kenarında avını beklemekte. Böylece çiçeğin ortasına konan bir kelebek, bulunduğu açıdan örümceği yapraklarla tek renk bir desen olarak görür. Örümcek o kadar iyi kamufle edilmiştir ki, kelebek kimi zaman hiç farkında olmadan üzerine konar. Şimdi de pembe bir orkide görüyorsunuz. Fakat gördüğünüz bu görüntünün tamamı orkideye ait değil. Orkidenin renk tonları, hatta çiçeklerinin biçimiyle dahi birebir uyum içinde bir başka canlı daha var. Harika kamuflajıyla bir mantis böceği. Şekil, desen ve renk yönünden mükemmel olan bu benzerlik elbette mantis tarafından tasarlanmış değildir. Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah bu örnekte bize bir kez daha sanatını göstermektedir. Allah bir Kur'an ayetinde canlıları kusursuz yarattığını şöyle bildirir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. Kelebeklerin kamuflajı. Doğadaki kamuflaj harikaları arasında kelebeklerin özel bir yeri vardır.
bazı kelebek türlerinin kanatlarının üzerine iri göz desenleri yerleştirilmiştir. Bu sahte gözler, kelebeklerin en önemli savunma taktiğini oluşturur. Kelebek, herhangi bir tehlikeyle, örneğin kendisine yiyecek arayan bir kuşla karşılaştığında kanatlarını genişçe açar. Artık dev bir canlının yüzüne benzemektedir. Bu sahte gözleri gören kuş, hızla oradan uzaklaşır. Kelebeğin kanatlarının üzerindeki bu tasarım kime aittir? Böyle bir tasarım, bazı insanların iddia ettiği gibi tesadüflerin sonucunda ortaya çıkamaz. Kelebek kanatlarındaki bu tasarım, bize Allah'ın yaratma sanatını bir kez daha gösterir. Kelebeklerin sahte gözleri dışında, kamuflaj yetenekleri de şaşırtıcıdır. Kamuflaj yapan kelebekler, üzerine kondukları bitkinin renklerine bürünürler. Bir kelebeğin bunu yapabilmesi için, önce o bitkiyi incelemesi, sonra o rengi kendi vücudunda oluşturması gerekir. Ama bir kelebeğin bu işlemleri yapması mümkün değildir. Kelebeklerdeki bu tasarımda apaçık bir yaratılış delilidir. Pato kuşu. Venezuela ormanlarında yaşayan Pato isimli bu kuş bir kamuflaj ustasıdır. Kuşun tüyleri ve üstüne konduğu ağacın kabuğu birbirine benzer yaratılmıştır. Şimdi dikkat edelim. Ekranda ağaç kabuğunu ve kuşun tüylerini birlikte görüyorsunuz. Ağaç sol tarafta, kuş sağ tarafta. Kusursuz bir benzerlik. Kuşu ele verebilecek tek ipucu, gagası ve gözleri. Ancak kuş, üzerindeki deseni kullanmayı çok iyi bilir ve bir tehlike anında rol yapmaya başlar. Gözlerini ve gagasını kapatarak gerilir. Artık bir dal parçasından farkı yoktur. Burada olağanüstü bir tasarım daha vardır. Kuş, gözlerini kapattığında bile göz kapaklarının üzerindeki özel aralıktan etrafını görmeye devam eder. Tehlike uzaklaştığında ise rahatlar ve rol yapmayı bırakır. Peki bu kuş böyle bir rol yapmayı kimden öğrenmiştir? Burada yine karşımıza çıkan gerçek, her şeyi kusursuzca ve örneksiz yaratan Allah'ın sanatıdır. Kıyafet yapan canlılar. Bazı canlılar düşmanlarından gizlenmek için kendilerine kıyafet yapar. İşin ilginç yanı, bunların arasında bazı larvaların, yani yumurtalarından yeni çıkan yavru böceklerin de yer almasıdır. İzlediğiniz bu yürüyen mozaik aslında küçük bir larvadan başka bir şey değil. Üzerine titizlikle yerleştirdiği küçük taş parçalarından oluşan kostümüyle kendisine mükemmel bir kamuflaj sağlamaktadır. Larvaların çeşit çeşit kıyafetleri vardır. Küçük düzgün odun parçalarından kıyafetleri olduğu gibi, yapraklardan kendileri için yaptıkları daha geniş kıyafetleri de vardır. Bu canlılar yumurtadan yeni çıkmış, dış dünya hakkında hiçbir şey bilmeyen, hiçbir akla ve bilince sahip olmayan birer küçük tırtıldır. O halde hem de sırtlarına büyük ağırlıklar yükleyerek neden böyle bir şey yapmaktadırlar? Canlılardaki kamuflaj davranışı akıllıca düzenlenmiş bir yöntemdir. Bu aklın sahibi ise kamuflajı sergileyen canlılar değil, onlara hakim olan
bir başka güçtür. Canlıların tüm bu harika özelliklerini Allah yaratmıştır ve bunlar onun sonsuz akıl ve bilgisinin birer kanıtıdır. Altın Kuşu. Altın kuşu, sahip olduğu kamuflaj yeteneği, rol yapma becerisi, cesaret ve fedakarlık gibi özellikleriyle insanları şaşkınlığa uğratan bir canlıdır. Patagonya'da yaşayan bu kuş, yuvasını açık alanlardaki otlaklara yapar. Anne kuşun karnında olgunlaşan yumurtanın üzeri, yumurtlamadan hemen önce toprak deseniyle kaplanır. Bu desenler, yumurtaya kamuflaj sağlaması için yaratılan özel bir korumadır. Böylece yumurtalar otların arasında fark edilmezler. Eğer bir tehlike, yırtıcı bir kuş veya bir insan yuvaya doğru yaklaşırsa, altın kuşu çok şaşırtıcı bir hareket yapar. Yuvasından fırlayarak koşmaya başlar. Sonra otların üzerinde yaralı ve kanadı kırılmış bir kuş taklidi yapar. Yabancı kendisine doğru yaklaşınca tekrar koşmaya başlar. Aradaki mesafe açılırsa hemen yere yatarak yaralı numarasını tekrarlar. Amacı yaklaşan yabancının dikkatini yuvadan uzaklaştırmaktır. Tehlikeyi yeterince uzaklaştırdığında rol yapmayı bırakır ve uçarak yuvasına geri döner. Kuş burada olağanüstü bir davranış sergilemektedir. Küçük bir kuşun yavruları için kendisini tehlikeye atması büyük bir fedakarlıktır. Bu fedakarlıksa canlıların bencil olduğuna iddia eden evrim teorisi tarafından hiçbir şekilde açıklanamamaktadır. Altın kuşu örneği bu varsayımı çürütmekte ve canlıların akılcı ve fedakar davranışlarını onlara Allah'ın yaptırdığını bir kez daha göstermektedir. Tekrar düşünelim. Doğayı inceledikçe hep aynı gerçekle karşılaşırız. Tüm canlıları Allah yaratmıştır ve her canlı sahip olduğu mükemmel özelliklerle yaratılışın birer delilidir. Bu filmde izlediğimiz kamuflaj ve akılcı davranışlar sadece birkaç örnektir. Doğadaki canlı türlerinin her birinde ayrı ayrı yaratılmış özellikler, üstünlükler vardır. Tüm bu muhteşem yaratılışın sahibi, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Akıl sahibi insanlara düşense Allah'ın yaratması üzerinde düşünmek ve onu övüp yüceltmektir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: "Şu halde övgü, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir."